kişi mesela spiruline kullansa, spiruline 2000 çeşit enzim içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, H vitamini içerir. Esensiyel amino asitler, esensiyel olmayan amino asitler içerir. Anne sütüne eş değer dünyada tek gıdadır. Spirulina, mikro yosun. Mavimsi, yeşil bir yosun. Evet. Biz bununla da ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Spirulina Forte. Japonya'da insanların hemen hemen %80'i özellikle de 50 yaşından sonra spirulina kullanıyorlar. Neden? Evet. Genç, dinç ve fit kalmak için. Kalmak için. Kişi hiçbir şey yemese, sadece spirulina alsa. Şimdi, peki bu spirulina'yı hangi besinlerden alabiliriz? Ha, o bitki zaten kendisi bitki, hazır. Ha, onu hazır bugün, olarak. Bizim 80 çeşit gıda takviyemiz var. Bizim arkadaşımız diğer poşette getirmemiş. Çok. Çok elhamdülillah. Onu hafta cuma günü, perşembe günü getiririz inşallah. Evet hocam. Uzaya giden astronotlar yanında meyve zebze götürmedi. Tencere, evet, tabak da götürmedi. Ne götürdüler? Spirulina tableti götürdüler. Bir de su götürdüler. Bir kişi 40 gün, 50 gün hiçbir şey yemese, sadece spirulina tableti alsa ve su içse yeterli. Öyle mi? Vücudun bütün ihtiyacını karşılıyor. Mucizevi 2000 çeşit takviyesi. Enzim. Evet, 2000 çeşit enzim. Hı. Şimdi insanlar yiyor, içiyor. Afiyet olsun, çok güzel. Ama 50 yıl öncesine göre besinlerdeki vitamin, mineral, enzim oranı %60-70 azalmıştır. Bu Alman Sağlık Bakanı yapmış olduğu bir araştırma. Hı hı. Mesela muz %80 C vitamini az içeriyor. Elma %60 C vitamini az içeriyor. Evet. Efendim, magnezyum, kalsiyum %50 az içeriyor. Yani sebzeler, meyveler de hormonlu olması, GDL'li olması hariç, onlar zaten tehlikeli. Bir de doğal şu aşırı gübreleme, aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı sebze ve meyveler de artık vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Evet. İçi boş. 50 yıl öncesine göre artık yani saman gibi sebze ve meyveler yediğimiz tadı kalmadı. Yediğimiz sebze ve meyvelerin hiçbir tadı kalmadı. Aşırı artık saman yemiş gibi hissediyoruz kendimizi.